Merhabalar arkadaşlar. İkinci hafta dersleriyle beraberiz. Bu derste planın zemine uygulanmasını, yani aplikasyonu göreceğiz. Bundan önceki derste ne yapmıştık? Zemin etütleri yapmıştık. Bu zemin etütlerine göre ne demiştik? Temel türü tespit edilip projelendirilir demiştik. Bu aşamalar bittikten sonra binanın zemin üzerine oturtulması sıra gelir. Bu işlemi aplikasyon işlemi diyoruz. Bu aşamada neler yapılır? Önce varsa arazi üzerindeki malzemeler, çöp olsun, toprak olsun, fazlalıklar zeminden temizlenir. Gerekirse iş makineleriyle zemin yüzeyi düzeltilir. Köşe noktaları bilinen arsa üzerinde aplikasyon yapılabilmesi için yapı hattının, yani yapının sokak ya da cadde çizgisinin belirlenmesi gerekir. İmar durumuna uygun olarak düzenlenmiş olan vaziyet planındaki ölçülere göre kadastro memurları tarafından sabit röperlerden yapılacak ölçmelerle yapının bir köşesi ve yapı hattı kazıkları zemin üzerine tespit edilir. Bu köşe noktası ve yapı hattı esas alınıp diğer köşe noktaları tespit edilerek buraya kazıklar çakılır. Bu yeni doğrultuları bulmak ve bunlara gerekli dikmeleri çıkmak ya da belirli açılar yapan doğrultuları bulmak için Nivo gibi aletler kullanılır. Ancak yalnızca dik inme ve çıkmalarda pratik olması nedeniyle aynalı gönyelerde kullanılabilir. Ya da dik çıkmalar için Pisagor teoreminden yararlanılır. Yani 3-4-5 üçgeni. Bu nasıl yapılır? Çekilen iplerden bir tanesine 4 metrelik bir işaret konulur. Buna dik olacak ipe de 3 metrelik bir işaret konulur. Araya çelik şerit metre yerleştirilerek 3 metrelik olan ileriye geriye doğru oynatılır ve tam 5 metre olduğu yer çelik şerit metrenin dik olan noktadır diye düşünülür. Örneğin boyu 12 metre olan ve esnemeyen bir ip aldık. Üzerine dik üçgenin kenar uzunlukları olan 3, 4, 5 metrelik üçgenler sırasıyla işaretlenip İp bu işaretlerden gerdirilerek ABC noktalarına bağlanır ve bu da bir dik çizilmiş olur. Az önceki yöntem ya da bu yöntem hemen hemen aynı şeyleri yapmaktadır. Bunun yanı sıra yüzeyi düz olan arsalarda ölçme yapmak kolaydır. Ancak eğimli arsalarda kademeli olarak ölçüm yapılması gerekir. Bu kademeli ölçümlerde dikkat edilecek nokta tüm ölçümlerin su düzleyiciyle kontrol edilmesi ve yatay olarak yapılması gerekmektedir. Burada eğimsel bir hata olursa sonuçlarınız hatalı çıkacaktır. Bunları ölçme bilgisi dersinde daha detaylı olarak göreceksiniz. Şimdi dersimizin ikinci kısmına gelelim. İp iskelesi nasıl oluşturulur? Binanın köşe noktaları kazıklar çakılarak belirlendikten sonra temel çukurunu açmaya başlanılacaktır. Çakılan kazıkların yerleri ise kazı sonrasında kaybolma riski vardır. Hem bu noktaların kazıkların yerlerinin kaybolmaması hem de temel çukuruyla sömel, temel ve zemin kat duvarlarının yerlerinin belirlenmesi için ip iskelesi kurulur. İp iskelesi kurmakta izleyeceğiniz yollar
nelerdir? Şimdi bunlara geçelim. Birincisi, köşe noktalarına çakılan kazıkların doğrultularından duruma göre 1 ila 2,5 metre gerisinde ve 150 ile 300 santim aralıklı kazıklar çakılır. Bu kazıkların ebatı genelde 7x7, 8x8, 6x8 gibi kare veya dikdörtgen kesitli olabilir. Ayrıca 10 santimetre civarında dairelerde oluşabilir. Yükseklikleri ise 1 ila 1,5 metre arasındadır. Bunun dışında başka ne yapmamız lazım? İkinci olarak kazıkların dış üst kenarlarından olmak üzere yatay latalar çakılır. Şekilde gördüğünüz gibi. Lata kesitleri ise 4x8, 5x10 gibi boyutlarda olabilir ve boyları ise 200 ile 400 santim arasındadır. Bu lataları arkadaşlar telero denir. Teleröler zeminden 50 veya 100 santim yukarıda ya da su basman seviyesinden 30 ila 40 santim yukarıda olmalıdır. Yapı içerisine girmek, malzeme taşımak gibi sebeplerden ötürü uygun bir yerinde bir boşluk bırakılmalıdır. Telöreler büyük yapılarda kesik kesik yapılabilir. Yani gerekmeyen yerlere telöre konulmasına gerek yoktur. Yine şekilde gördüğünüz gibi. Üçüncü bir özellik arkadaşlar. Bunların üzerinde şunların işaretlenmesi lazımdır. Yığma yapılarda temel kazısının kazı genişliği, sömel ya da temel hattı genişliği, temel duvarı genişliği, zemin kat duvarı genişliği. Karkas yapılarda ise temel kazısı genişliği ve sömel aksları işaretlenmelidir. Plandaki yatay akslar genellikle rakamlarla, dikey akslar ise harflerle isimlendirilir. Bu rakam ve harfler telero üzerindeki yerlere yazılarak aks yerlerinin sonradan kolay bulunması sağlanabilir. Bu işaret yerlerinin kaybolmaması için telerolerin üzerine işaret yerlerine çiviler çakılır veya çentikler açılabilir. Telero üzerinde çentik açarak işaretleme yapmak daha kullanışlıdır. Çünkü çiviyle işaretlemede çiviler gereksiz olarak sökülebilir ya da işaretin yeri kaybolabilir. Ayrıca çivilere bağlanan ipler dalgınlıkla çarpmalar sonucunda gevşeyebilir, hatta kopabilir. Çentikle işaretlemelerde ise iplerle karşılıklı olarak birer ağırlık, örneğin bu bir tuğla olabilir, bağlanıp çentiklerden asıldığında ip daima gergin duracaktır. Hem de çarpmalarda kopmayacaktır. Başka bir özellik ip iskelesinde yapılan işaretlemelerden karşılıklı ipler çekilir. Duvar köşelerindeki ipler birbirine dik olarak kesip kesmediği ve birbirlerini kesen ip boylarının da plandaki uzunluklara uygun olup olmadığı şerit metreye ölçülerek kontrol edilir. Bir başkası dikkat etmemiz gereken kurallardan iplerin kesiştiği noktalardan çekül sarkıtları yapının arsa üzerindeki ilgili noktaları tespit edilir. Yani bu ne demek? İp birleşim noktalarından çekül sarkıtarak o noktada bulunan yapı ile ilgili özellikler arazi üzerine tespit edilmesi gerekebilir. Yapı şayet bitişik nizamda ise mevcut komşu binanın duvarından yararlanılabilir. Yani telörlerin komşu binanın duvarına gelen kısmı komşu binanın duvarı üzerine tespit edilir. Şekilde gördüğünüz gibi.
Zeminin meyilli olması durumunda ise bu işlem kademeli olarak yapılmalıdır. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Önümüzdeki ders kazı işleriyle ilgili bilgiler vereceğiz. Yavaş yavaş daha detaylı konulara inmeye başlayacağız. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.